İyi geceler efendim. Survivor Extra'ya hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özer, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. Kırmızı takımı tebrik ediyoruz. 12-8 dokunulmazlığı kazandılar ve potada herkesin tahmin ettiği isim değil bu sefer Yaman yazıldı. Ama Hakan da yeteri kadar oy aldı. Konseyi tabii ki tartışacağız ama mavi takımın çöküşü mü başladı Murat Özer'ı sevgili Yiğit Poyraz'ın gidişiyle birlikte diyoruz. Ve bir parantezde Nagihan Karadere'yi açıyoruz. Çünkü inanılmaz bir geri dönüş. Tek bacakla 2'de 2 yaptı Nagihan Karadere. Survivor'da bir star yeniden küllerinden mi doğuyor? Murat abicim nasıl başlamak istersiniz? Tabii ki doğal olarak ben her zaman ne derim ben günlük sütüm ve bugünün kahramanı bir kraliçedir. Aa. Evet bugünün kahramanı bir kraliçedir. Çünkü o geri dönmüştür. Efsane geri dönmüştür ve kraliçe bugün gerçekten tek bacaklıan iki tane oyun almıştır. Bernay'ı yenmiştir, Damla'yı yenmiştir. Bernay'ı yenmesi tabii ki konuşulur ama esas Damla'yı yenmesi daha çok konuşulur. Neden dersen Damla ile arasındaki o son günlerdeki polemiye öyle güzel bir cevap vermiştir ki kraliçe ve Damla'yı da yenerek esas ben buradayım demiştir. Kraliçeyi alkışlıyoruz. Neden dersen kraliçe kaç günlerden beri bir türlü yarışlara çıkamıyordu. Ve diyordu ki ben hazır olunca çıkacağım. Kraliçe kendini böyle ufak 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 hazırladı. Ve ne oldu? Bu gece parkurlara geri döndü. Kraliçenin tacını takıyorum. Kraliçeye kelimeler yetersiz kalır diyorum. Kelimeler kifayetsiz kalır diyorum. Ve ne diyorum? Murat Özer'e bir günlük süttür. Kraliçe hak etmiştir. Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek gerekmektedir. Ver müziği Caner. <laughs> Nagihan, Nagihan, sen oldun bu gece yeniden doğan her şeyin ilacıdır zaman. Yine yazdın destan. Seni sevenler mutluluktan uçuyor şu an. Parkurlar zevk veriyor sen varsan. Sen oldun Survivor'a her zaman renk katan. Nagihan, Nagihan. Murat abi tüylerimiz diken diken oldu. Gerçekten inanılmaz bir gece. Evet, Nagihan'a şiirimi okudum. Ama Eyvah. tabii ki günlük sütüm. Günlük süt olduğum için önce şiirimi okurum. Sonra ise günlük süt olduğum için gördüklerimi de konuşmak zorundayım. Nagihan'ı met ederken, şiir okurken ne zaman bana söz verirsen... ...Nagihan'la ilgili bir takım eleştirilerim de olacak. Yani ben bir siyah olurum, bir beyaz olurum. Ortam yoktur Furkan dedi. Konuş sonra gel bana. Peki efendim buyursunlar Anzade Hanım. <laughs> Oyunla alakalı konuşuyoruz herhalde Furkan. Evet. Kırmızı takımı tebrik ederek başlıyorum ama bu gece dikkatimi çeken şey şu. Kırmızı takımın yenmesi değil bu çok olan ve e, hatta yüzde %50 oranda genelde olan bir şey ama 12'ye 8 yenmesi bence tehlike sinyalleri. Yani şöyle ki oyunun ilk buna bakıyorum. Teklilerde 8-6 kırmızıların önde bitirdiği bir etap. Bu e, sıradan <laughs> Ve daha önce gördüğümüz bir senaryo. Ama işte çiftlilerdeki bu 12-8 farkı Poyraz'ın yokluğuna bağlıyorum. O eşlerde mavi takımın her zaman kırmızı takıma bence avantajı vardı. Yani e, istatistik tabii ki çıkarmadım ama çıkaracak olursak eşli etapta her zaman oyun mavi takıma dönüyordu. Geriden de gelseler oyunu mavi takım alıyorsa eşlerde alıyordu. Yani Bence kesinlikle istatistik olarak çiftlerdeki skorlar mavi takımda her zaman daha yüksekti kırmızılara oranla. Çünkü yani e, havuzları genişti ve Poyraz burada çok etkili bir isimdi. Şimdi Nagihan'ın geri dönüşü iyi bir geri dönüşü. Tabii ki böyle devam eder umarız ki. E, ve mavi takımdan Poyraz'ın gidişi bence bu dengeyi açtı. Şimdi baktığımız zaman genelde biz oyunları 12-11. 11-11'den alınan bir oyun. Bu mavi de alabilir kırmızı da alabilir. Böyle görüyorduk. Daha kafa kafaya gidiyor görüyorduk. 8-6 kırmızıların öne girdiği bu oyunda eşlerde kırmızı takım arayı açtı. Genelde bu ara dengeleniyordu. Sonra oyun ya kırmızıya ya maviye gidiyordu. Bu sefer fark açılmış oldu. Çünkü çiftli etapta bir kafa yarışmacı olan Poyraz ve çiftlilerde çok çok işlerine yarayan Poyraz bugün artık yoktu. Tabii ki bugünün özelinde ee, büyük bir iç çatışma ve Poyraz'ın vedası da Mavi takımın ruhsal çöküşü e, oyunun mağlubiyetine etkisi olmuştur. Ama bunu ne zaman toparlarlar? Artık doğru eksilme yapmaları gerektiğinin farkındalar. Ama bu doğru eksilme olmazsa eğer bir süre böyle mi giderler bilemem. Tabii ki rüzgar arkalarında Kırmızı takımın. Böyle gidecek de demiyorum. Ama Kırmızı takımda şu an atamayana da muamele daha iyi. Takım içi destek daha iyi, arkadaşlık daha iyi. Şimdi şöyle bunu... E, Kırmızı takımın içindekiler çok iyi anlaşıyor mu? Hayır baktığında en büyük kavgaları belki biz mavide değil kırmızıda izledik. Ama nedense onu parkura yansıtma. Şimdi biri oyun alamadığı zaman mesela örnek veriyorum. Aleyna Nagihan iki zıt kutup değil mi? Bu iki kadın Survivor sezonunun yani tarihinin demeyeyim ama bu sezonun en şiddetli kavgasını kim yaşadı dersen Nagihan Aleyna bunlardan biri. Ama Aleyna atamadan geldiği zaman Nagihan'dan çok güzel yorum alıyor ve çok da güzel karşılıyor yorumu. Diyor ki mesela Nagihan... Bak Aleyna hep yapıyorsun kum torbalarını eksik geliyorsun evet doğru söylüyorsun diyor Aleyna mesela bu tip diyaloglar daha motive edici. Şimdi zaten yaşadıkları hüsran sonrası mavi takımda e, başlayan ruhsal çöküntü ama bir de biraz daha kazanamayana zorbalığa da daha meyilli bir mavi takım var. Onlar atamadığında görüyoruz ki mesela ee, işte Seda diyor ki yani gözü kapalı atsa belki daha mı iyi atardı diyorum bazılarına gibi cümleler geliyor. Bir tek Seda'dan da değil bu arada yani aslında Poyraz'ın konseyde söylediği ağırlık muhabbetleri de bununla paraleldi. Mavi takımdaki bu e, baskı diyeyim kırmızıdan daha fazla. Bence bunu artık parkurada yansıtıyorlar. Dolayısıyla şen şakrak çıkan ve oyunu e, bugün özelinde belki rahat alan bir kırmızı takım izliyoruz. Tebrik ediyorum. Yani baktığım zaman sıfırcılar daha fazla kır, e, mavilerde. Ama yine de bireysel sıfırlar bile mavi takımın eşlilerde tekrar söylüyorum kompanse edebildiği bir durumdu ama bugün onu yapamadılar. Kırmızılarda Nefise'yi tebrik ediyorum. Nagihan'ı tabii ki tebrik ediyorum. Dedi dediği gibi Murat abinin bir damla galibiyeti, geriden geliş, atış çok önemli bir şey. Acaba dedim Nagihan'da bir özgür mü olacak? Özgür de hep geriden geliyor. Ama bakın özgür yani bugün üçte bir evet ama ucundan dönen oyunlar ve o atıştaki sakinlik ve başarı bu kırmızı takıma çok şey kattı. Belki Nagihan'da o tip bir yarışmacı olur ve belki hiç tahmin etmediği yerlere gelir o da. Yani şimdi kafasında ben artık şampiyonluk göremeyeceğim diyen bir Nagihan var ama... ...bu hiç de belli olmaz dedim bugün izlerken. Çünkü bu kontrol, e, bu atış başarısıyla belki de bir özgür olacak. Yani ikinci bir özgür vakası olacak. Bu da mavi takımı ciddi zorlar bence. E, diyorum yani mesela... ...konseyle ilgili konuşacağız herhalde ama işte Hakan'ın potada olmaması ve Yaman'ın olması artık hani... Yaman'ı da potaya atalım ki kim giderse gitsin yani. Hakan mı gider, Yaman mı gider diyen bir mavi takım var bence. Oyunla ilgili yorumlarım genel olarak bu şekilde. Yunus Emre ile ilgili bir yorum yapacağım. bugün aslında başarılıydı 3'te 2. Ama şunu gördüm bugün atışlarda. Mesela Yunus Emre de düelloda çok başarılı bir isim olmayabilir demiştim geçen yayında. Bugün de onu gördüm. Şimdi Yunus Emre takıldığı zaman bir yere o öfke kontrolü var Yunus Emre'nin. Öfke kontrol problemi diyeyim yanlış kullandım. Bence bu oyunlarda da oluyor. Bir tane şey deviremiyor mesela engeli. Hep onu atıyor ama böyle boşa sallıyor. Yani sinir oluyor bence ve bunu hissettiriyor. Ve inadına ondan atar gibi yapıyor. Şimdi bu doğru bir yarış tarzı değil. Özgür'de asla olmayan bir şey diye bahsediyordum. Dolayısıyla hani Yunus Emre'nin yüzde olarak veya hız olarak özgür gibi yarışmacılardan daha yüksek olması bence potoda düellolarda aynı başarıyı göstereceği anlamına gelmiyor. Ee, gerçekten bu sezon belki de son olarak şunu söyleyeyim. Biraz da Heyecan ve adrenalin stres yönetimine çok dayalı. Performansın bile üstünde bence stres yönetimi var şu an. Dolayısıyla biz bu düellolarda daha çok şaşırmaya devam edebiliriz diyorum. Ve sözü sevgili arkadaşım İhsan Tarkan'a bırakıyorum. Çok teşekkürler Hanzadeciğim. İnşallah bırakmıştır diyorum ben de. Buyursunlar. Evet teşekkür ederim. İlla <laughs> lafı hazırlamış. Hazırlamışlar. <laughs> Şimdi ben oyunla ilgili notlarımı alırken... ...tabii ki önce Nagihan'la başlamak istiyorum. Nagihan Karadir'i tebrik ediyorum. Tekrardan geçmiş olsun. Ee, tek bacakla tek bacakla diyor, diyor gerçekten tek bacakla bugün böyle ağır aksak geldi ama atışlarda işi bitirdi tecrübesi hala devam ediyor bir de şöyle bir eksikliği var sadece tek bacak eksikliği yok bir de yaklaşık 3-4 haftadır oynamadığı için kondisyon eksikliği de var artık yani artık onun atışlarda nabzı da hızlı atıyor daha fazla yoruluyor bir bacağını kullanmadığı için ee, yanındaki rakip kimse ona göre daha fazla nabızla ve daha yorgun bir şekilde parkurun sonuna geliyor. Ama bu şekilde bile hem sakatlığına rağmen hem kondisyon eksikliğine rağmen bugün 2'de 2 yaptı. Çok başarılı. Tebrik ediyorum. Allah bir daha sakatlık yüzü göstermesin ve bence de aslında günün kahramanı odur. Tabii ki ondan daha fazla sayı getiren olmuştur ama benim için odur. Böyle bir dönüş yani Acun abinin anlattığı şekilde şampiyonluk şansı yok vesaire ben buna artık inanmıyorum. Bugün gördüğüm Nagihan özellikle o mekik koşullarında düz yerlerde ne kadar aslında ritimli bir şekilde koşup tekrardan torbalarını toplayıp geri dönüp atışlarını yapabiliyor. Hadi Berna'yı yendi. Berna iyi yarışmacı artık. Damla'yı da yenmesi aslında bunun kanıtı. Tabii ki yenilecek. Tabii ki eksik geriden gelecek. Ama şu an bize hiç de fena olmadığını gösterdi. Eğer ki çok ciddi böyle parkurlarda kendini böyle biraz daha dikkat ederek devam ederse ben sezon sonunu görebileceğini düşünüyorum. Bugün bana o sinyali verdi. Nagihan tebrik ediyorum. Ondan sonra tabii ki kırmızı takımla kazananlardan Yunus Emre'yi, ...üçte 3 yapan Nefis'i ve Atakan'ı da tebrik ediyorum. Diğer zaten herkes aslında görevini yapmış. Gelelim e, kaybeden mavi takıma. Şimdi mavi takımda Poyraz gitti. Poyraz'ın bir yeri vardı. Mesela şimdi ben Poyraz'ın istatistiklerini açtığım zaman. Poyraz istatistiklerde bir kere mavi takımda en çok çıkan, oyuna çıkan erkek yarışmacılardan biriydi. Ve bir de en güvendikleri yarışmacılardan biriydi. Ogeday'ın yerini alabiliyordu bazen. Ama her zaman Ogeday'dan sonra gelen ve o takımın e, en önemli oyuncusu pozisyondaydı. Özellikle erkek yarışmacılar arasında. Şimdi da elendi evet talihsizliktir, şanssızlıktır ne derseniz deyin. Onunla ilgili bir şeyler söyleyebiliriz ama şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Ee, bu takımda olan oldu. Poyraz gitti. Öyle ya da böyle. Biz bunu hafta içinde çok konuştuk zaten. Poyraz'ın gitmesinden sonra o takımda bazı kişileri konuşmamız lazım. Onların üstüne fazlaca görevler düşüyor. Önce Hakan'dan başlamak istiyorum. Şimdi Hakan'ı tebrik ediyoruz. Duelo'lardaki başarısından dolayı. Hatta şampi diyorum ben onun için. Yani şampiyon olmasa bile, bu sezonu şampiyon bitirmese bile şampiyon edasıyla Türkiye'ye gelip herkes helal olsun diyecektir. Ama eğer ki bu kadar iyi düello performanslarından sonra bu kadar kötü takım performansı gösterirse de orada da herkes eleştirecektir. Şimdi bakıyorum bugün 3'te 0. Yorgundur, sakattır, odur budur eyvallah ama yani ben e, Hakan'ın düellodan çıkıp çıkıp gelip takımına 3'te 0 ile 2'de 0 ile devam ettiği haftalarda Hakan'ın çok sempati kazanacağını düşünmüyorum. Yani o zaman kardeşim sen biraz burada da oyna derler. Sadece takım arkadaşları demez. izleyici de der. Yorumcu da der. Ben de derim. Yani Hakan tamam anlıyoruz. Sen bölüm sonu canavar oldun. Tebrik ediyoruz. Eyvallah da. Kardeşim biraz da bu insanların emeğine saygı. Biraz da bu takımın emeğine saygı. 3'te sıfırlı olmaz. Azıcık oradaki performansını buraya da yansıt. Bak şimdi ben buraya geliyorum 3'te 0. Son 2 haftadır Hakan 20'de 2. E şimdi bugün, yarın, ondan sonraki gün nasıl devam edecek? Yani orada işi bitirdim geldim burada rahatım olmaz yani e, yine ada yazsınlar falan diyorsun ama 3'te 0'la devam edemezsin bir karizma meselesidir bu aynı zamanda Hakan o karizmayı orada yükseltti burada da düşürmemesi lazım burada da bu aslında bu performansa en azından benzer performanslara devam edelim 3'te 1 yapsın mesela ne bileyim asılsın oyunlara 4'te 1 4'te 2 yapsın ben 4'te 4 yapsın demiyorum ama geliyor düellodan 3'te 0, 2'de 0, 1'de 0, 2'de 0. Bütün haftayı böyle geçiriyor. Gidiyor düelloya çok acayip birini eliyor. Helal olsun Hakan. Geliyor tekrar buraya. Burada soru işareti var. Yani burada Hakan'ın orada kazandığı e, değeri burada da devam ettirmesi lazım. Ondan sonra Poyraz'ın gitmesine bir yerde neden de olan arkadaşları var tamam mı? Yani ben çok yakın arkadaşı olsaydım ve adada olsaydım Poyraz'cığım gaza gelme diyebilirdim mesela. Veya Poyraz istemiyor mu onu? Arkasından bir arkadaşlarımı örgütlerdim. Arkadaşlar Poyraz'ı yazmıyoruz derdim. İyi arkadaş olsaydım, Yasin olsaydım, Furkan olsaydım, belki o kadar olsaydım mesela. Arkadaşlar tamam biz Poyraz'ı böyle böyle yapıyoruz. Biz yapmadık ya. Konseyde anlatırız bu durumu deyip yazmazdım mesela. Ama koştur koştur yazan arkadaşlar oldu. Sonra Poyraz giderken de onun yanına koşturup ağlayan arkadaşlar oldu. Bunlar kim? Yasin'le Furkan. Şimdi bu arkadaşlara da görev düşüyor. Madem Poyraz gitti, Poyraz'ın yerini almanız lazım. Poyraz'ın yerini almanız için ne yapmanız lazım? Sayı kazanmanız lazım. Poyraz'ın yerine almış mısınız? Bakıyorum şu an alamamışsınız. Furkan sakatlanıyorsun. Gereksiz böyle düşüyorsun oyunlarda. Yasin 3'te 1 yapıyorsun. Bir röportaj veriyorsun. Sanki e, sen inanılmaz yiğidin takımın artık bir şey yapması. E, senin bir şey yapman lazım. Poyraz gittiyse ve siz de bu adamın zamanında gazı verenlerden biriyseniz çok da üzülüyorsunuz eyvallah ama. Bu adam o potadan çıkamadı geri geldi. Geri gelemedi o zaman siz bunun yerine siz geri geleceksiniz. Siz bir şeyler yapacaksınız diyorum. İki <laughs> arkadaşa da öyle bir pencere açıyorum. Ve geliyorum Batuhan'a. Batuhan için çok büyük bir fırsat doğdu. Çünkü Batuhan şampiyonluk kumaşında olan bir yarışmacı. Yani Batuhan Poyraz'ın gitmesiyle çok alakası olduğunu ben düşünmüyorum. Zaten Poyraz'la yakınlığı belli. Hani Poyraz'la yakınlığı ne uzak ne yakın diyebileceğim. Ara ara atıştıkları bir yarışmacı. E Poyraz gittiyse ne olacaktır? Batuhan için aslında bir fırsat kapısı. Çünkü Poyraz'la Batuhan aynı yere oynayacak kalitede yarışmacılar. Nedir o yer? O kaderden sonraki liderlik. Veya takımda güvenli oyuncu. Yani şu var ki sadece takımda sen her zaman Ogeda'ya güveniyorsunuz. Anlıyorum Ogeda'yı da gününde olamıyor. Veya Ogeda'nın yanına bir ikinci adam lazım oluyor. O kişi hep Poyraz oluyordu. Şimdi artık orada bir boşluk var. Yasin olamadı mı? Furkan olamadı mı? Batuhan olabilir. Batuhan geriden geldi, geç geldi ama şu an Batuhan geldi. Bugün de bakıyorum mesela teklerde 2'de 2 yaptı. Sayısını aldı. Yavaş yavaş oraya oynaması lazım. Bunu performans olarak gösteriyor. Performans olarak gösteriyor ama biraz da konuşarak dille de göstermesi lazım. Ben buradayım demesi lazım. Çünkü iki sezon izlediğimiz Batuhan onu diyecek bir yarışmacı. Poyraz yoksa Batuhan var bizim de diyebilmemiz lazım. Eğer onu Batuhan da diyemeyecekse mavi takıma geçmiş olsun. Poyraz'la, Seda'yla, Damla'yla bir yere kadar gidebilirler. Bu performansla olmaz. Buradaki arkadaşlar en azından Poyraz'ın gidişini değerlendirmeleri lazım artık. Çünkü mavi takımın onlara ihtiyacı var. Buyurun Hazar Bence İhsan güzel bir yere değindi. Bugün şey izlerken, Yasin'i izlerken aynısını düşündüm. Dedim ki şimdi Poyraz spotu diye bir yer vardı. Tamam Ogeday, O Geday tamam çok çakıldı artık zirve ama o hemen arkası. O hemen arkasından gelen adam olmak ne demek? Düello'ya en 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 son yani o Geday'a dayanırsa o Geday'dan bir önce düello'ya girmek demek. Şimdi bakıldığı zaman Hakan ve Yaman'dan başka kolay böyle bunu yazar dediğimiz bir yarışmacı yok. İhsan performans anlamında Poyraz'ın yerini doldurmalılar dedi. Evet katılıyorum. Ee, ama Yasin onu performans olarak değil de söylenmeliyle biraz oraya oynadığı için biz bugün ondan öyle röportajlar izledik. Bak oyunda şimdi seçme yapılıyor ve Özgür'ün atışları çok iyiydi. Özgür'le kim oynasın e, ya da o riski alalım mı biz seçelim mi gibi konuşmalarda... Ben çıkayım oynayayım abi ben alayım Özgür diyor Yasin ama arkadaşları diyor ki daha bir temkinli davranalım daha parkuru görmedin. Sonra geldiği zaman oyunda ben niye seçme yapmıyorum ki aslında benim seçme yapmışım. Seçme yapmak ne demek? O tamam zaten ilk seçmeyi yapan ve hatta onun için fark da etmeyen insan ama... Böyle böyle bence Yasin biraz poyraz olmaya çalışacak. Yani o kadardan sonra ben varım arkadaşlar. Seçmeyi ben yapıyorum. Ama bu tabii ki boş. Altını doldurmadığı sürece ve yani insanın e, İhsan'ın dediği gibi üçte bir yaptığı sürece o ikinci spottaki yarışmacı olmak çok zor ki bence buna daha büyük bir aday bence de Batuhan. Yani Batuhan çünkü orayı performansıyla dolduracak ama göreceksiniz konseylerde sanki o adam Yasin'miş gibi izleyeceğiz biz bir süre en azından. Ve buna bir noktada Batuhan diyecek ki yeter artık o isim benim. Bence tam olarak böyle bir hikaye Mavi takımı bekliyor. Murat abi.